Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Hepimizin programındasınız. Ben Abdullah Ezik. bugün konuğum Duygu Demir ile beraber geçtiğimiz günlerde imalathanede indicilerle buluşan 10 e, Soyut tutlamalar imalar, mütealalar sergisi üzerine konuşacağız. Hoş geldin Duygu. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Rica ederim. E, ben hızlıca birazcık aslında serginin konseptine e, başlığına da atıf yaparak e, giriş yapmak istiyorum. E, bu sergi e, 2013 ile 2023 arasında Türkiye'deki çağdaş manatının durumuna, gelişme, gelişimine odaklanan bir sergi ve Neler olup bittiğine dair, hangi itimlerin belki ön plana çıktığına dair birçok altyapısında farklı e, anlamlar içeren özel bir tergi. Hı hı. İlk olarak bu 10 e, başlığı, bu neden 10 yıla odaklandığın meselesi üzerine değinmek istiyorum. Çünkü bir, bu tür tergilere pek alışık değilim. Daha hı hı. çok daha tematik, belirli bir kavramsal altyapısı olan veya belirli bir başlık etrafında gelişen sergilere e, alışığım. Bu daha farklı bir konsept içerisinde vücut bulan bir sergi. Sergi nasıl gün yüzüne çıktı? Ee, şöyle ilk başta İmalathanenin kurucu direktörü Bora Gürer'de ve artistik direktörü e, Murat Alat beni davet ettiklerinde ben ona iki onlara iki farklı fikirle gitmiştim. E, bu onların seçtiği fikir oldu. E, ve e, bir çıkış noktası tabii ki o zaman ilk planladığımız zaman sergi aslında Mayıs 2023'te olacaktı. E, depremden sonra Biliyorsun her şey biraz ileriye alındı. Ee, biz de sergiyi Eylül'e taşımaya karar verdik ama ilk fikir hani benim e, sergi yapacağım zaman 2023 e, Mayıs'ı e, ondan 10 on yıl önce 2013 Mayıs'ında olan şey de tabii ki e, gezi olayları. E, o yüzden çok önemli bir 10 yıla denk geldiğini düşündüm ve be belki de bir e, başlangıç ve bitiş gibi bir yeri de çünkü 2023 Mayıs seçimleri de önemliydi. İlk başta biraz da tereddütlüydüm aslında. hani Tam seçimler zamanla açılacak. E, açıldığı an bu serginin geçerliliği bitmiş mi olacak? Yoksa e, o 10 yıla dair bir şeyler söylemiş olmak gene de değerli olacak mı? gibi e, benim de tereddütlerim vardı. E, bir içerikte değişiklik olmadı. E, Mayıs veya Eylül arası olmasın ama şöyle bir şey entegre etmemize e, fırsat verdi. O çok güzel oldu bence. İmalathanenin cephesinde ee, Özlem Günyol ve Mustafa Kunt'un bir e, cephe giydirmesi olarak gördüğünüz işleri var. E, o iş e, aslında daha önce e, Avrupa Parlamentosu seçimleri için yaptıkları ve e, duvara boyayla uyguladıkları bir işin e, yeniden yorumlanması. Ve o iş tam da Mayıs'ta e, seçimin iki ayağı arasındaki e, dönemde alınan Veri seti kullanılarak yapılan bir iş oldu. Avrupa Parlamentosu seçimleri yapıldığında Özlem Mustafa'nın baktığı şey değişik arama motorlarına başka bir arama motorunun ismini yazarsak ya da bir sosyal medyanın ismini yazarsak ne tür sonuçlar veriyor gibi bir yerden yola çıkıyorlar. Yani o sırada gündemde olan şeyin nabzını tutabilir miyiz ya da algoritma onun nabzını tutuyor mu ya da algoritmanın bize verdiği resim ne kadar Gerçek ve bütünsel bir resim. Bu tür sorularla yola çıktıkları bir işti. Ve tabii ki o, o sırada o aramayı nereden yaptınız? Lokasyonunuz, coğrafya olarak onlar da karşınıza çıkan veri setlerini tamamen değiştiriyor. O yüzden aslında bir yandan mekana özgü bir iş. Özlem ve Mustafa Almanya'da yaşıyorlar. O yüzden VPN kullanarak Türkiye datasına ulaşarak yaptılar. Ve özellikle bizim seçtiğimiz yani cepheye uygun bir sürü search yani bir sürü arama motorunda e, arama yaptılar. Bir tanesini seçtiler sonunda. E, işin ismi resimden önceki resim. E, yola çıktıkları şey de şu e, Google'a ya işte Twitter yazıyorlar ya YouTube yazıyorlar ya başka bir şey yazıyorlar. Bu sefer Google'ın görseller arama motoruna e, Twitter yazdılar. O zaman X değildi. E, ve Twitter yazdıkları zaman tabii ki aslında o sırada Twitter'da işte trending topic olan başlıklara atıf eden görseller çıkıyor. Ama o görseller ilk çıkarken bir yüklenme süresi var ve o yüklenme süresinde çok hızlı mouse'unuzu veya cursor'unuzu hareket ettirirseniz imgeler yüklenmeden önce o imgedeki baskın renk neyse sadece o rengi görüyorsunuz. Bu da aslında böyle e, soyut geometrik bir resimmiş gibi bir şeye dönüşüyor. <laughs> yani resim çıkmadan önceki resmin anlık bir fotoğrafını çekmiş oluyorsunuz gibi bir şey. E, tabii cephe giydirmesinde onu gördüğünüz zaman altında hiç o e, görsellere dair başlıklar yok. E, i̇şte o sırada e, BTK çıkan başlıklardan bir tanesiydi e, ya da işte internetin yavaşlatılması, çıkan başlıklardan bir tanesiydi. Bunları tabii ki o cephe giydirmesini görmüyorsunuz ama e, kitapçığımızda her işin hazırlık aşamasına dair görseller de koyduk. Orada da asıl e, yaptıkları arama sonuçlarında çıkan küçük alttaki başlıklarla beraber görüyorsunuz. O yüzden aslında bir çeşit o sırada Twitter'da gündemde olan iki seçim arası e, başlıkla, konu başlıkları ne diye e, dair Küçük de olsa bir veri de çıkıyor ama onun kusurlu bir veri olduğunu da aslında gösteren bir iş. E, bu 10 yılın sonu gibi düşünebiliriz bunu. 2023 hani son üretilen iş gibi bunu e, alabiliriz. Diğer tarafta da aslında e, girişte ilk girdiğimiz zaman gördüğümüz iş benim için. E, gezi öncesi... E, Genç olanların yani benim yaşımda belki benden 5 yaş büyük 5 yaş küçük olan insanların çok iyi anlayacağı birikenin bir şişip inen arabasından oluşan unplugged yerleştirmesi ve o unplugged yerleştirmesiyle beraber yaptıkları yazıklar listesi isimli bir performans var. O performansta da bahsettikleri şeyler işte bu demin tanımlamaya çalıştığım jenerasyon için çok önemli olan özellikle İstanbul'da yaşayan Gençliğini geçirenler için var ama bir sürü şey anlatan yani aslında gezi öncesi hissiyata dair ve oraya katılan bir sürü insanın kültürel referanslarına dair, dair de bir şeyler içeren bir iş. Yani aslında serginin 2013 ve 2023 şeyleri sıkıştırılmış bir şekilde ilk başta karşımıza çıkıyor. Neden böyle bir şey yaptım yani ve aslında açılış ve sonra orta kat ve yukarı kata çıkarken de. İşlerin üretilme tarihine göre bir kronoloji izlemiyoruz ama bence bu son 10 yılda yaşadığımız hisler ve politik gündemde de karşımıza çıkan şeylere dair hafif kronolojik bir akış var. Böyle bir şey yapmamın sebebi çünkü böyle bir nabız tutan sergiler çok yapmıyoruz yakın geleceğe dair, yakın geçmişe dair. Genelde 10 yıl önceye bakmıyoruz. 50 yıl önceye bakıyoruz. Çünkü ona bakmak daha rahat. Daha güvenilir sularda yüzmek gibi. Aynen. Ee, yani ben de sanat tarihçiyim. Onun da yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bence çok önemli. Ee, şimdi işte Cumhuriyet'in 100. yılı olduğu için 100 yıl önceye bakan bir sürü programlar yapılıyor. Konuşmalar yapılıyor. Hala araştırılması gereken çok şey var. Ona kesinlikle bir itirazım yok. Evet ama yani yurt dışında benim gördüğüm bir format aslında yani ama burada çok fazla uygulanmayan bir format sanırım bu yani İngilizce'de Survey Exhibition olarak geçiyor Türkçe'de bunun bir karşılığı bile benim bildiğim kadarıyla yok ben şey diyorum yani biraz nabız tutma sergisi yani mesela işte New York'ta Greater New York diye bir sergi düzenlenir. Beş yılda bir New York içinde üreten insanları hani şöyle bir önümüze koyalım, bakalım gibi. Yani hem o üretimler neydi? Aralarında dil ya da konu olarak ortak noktalar var mı? Yok mu? Ya da sadece öne çıkan sanatçılar kimlerdi gibi çok basit sorulara cevap vermek için yapılan çok basit bir filtre aslında. Ben onu kullanmak istedim. Tabii ki çok farklı 10 tane ayrı sergi yapılabilirdi son 10 yıla bakan. Bu çok spesifik ve tamamen benim bilgi dağarcığımla, benim tanıdığım ve pratiğine aşina olduğum sanatçılar üzerinden gittiğim ve kendime göre bir anlatı oluşturduğum bir sergi. O yüzden hani böyle süper kapsamlı olması gibi bir iddiası yok. Tabii ki çok başka sanatçılarla da yapılabilirdi. Şey de demiyorum kesinlikle yani son 10 yılın. Öne çıkan sanatçıları sadece bu sanatçılarydı. Hiç öyle bir iddiası da olan bir sergi değil. Sadece beraber bir araya geldiği zaman hem birbiriyle konuşabilen işler olduğunu düşünüyorum. Hem de birbirinden çok farklı pratikler olduğu için. Biraz önce seninle konuşuyorduk. Yani mecra olarak da birbirinden çok farklı işler var ve bu benim için önemli çünkü bence çok çeşitli bir üretim var ve oradaki çeşidi referans vermesi lazım böyle bir sergi yapıyorsanız. İşte kara kalem, daha çizim, daha alışık olduğumuz iki boyutlu kağıt üzerine işler de var. Video da var, yerleştirme de var, ses de var. performans da var. Performans var. Daha grafik, Cevdet Aray'ın duvara uygulanmış işi de var. Yani aslında o görsel bir iş ama sese referans veren bir iş. O yüzden ben onu ses olarak da düşünüyorum. Hale Tengar'dan yine benzer bir noktada söylemek mümkün. Tabii ki. E, Hale Hanım'ın animasyonu e, o zaten yani e, serginin şeyi kırılma noktası açısından da çok önemli bir iş. Ondan da ayrıca bahsedebiliriz ama e, kısacası 10 e, yıllık bir şey yapmak. Bir de şunu da düşündüm. Yani mesela İstanbul Biennallerinde böyle 2 yılda bir binabı tutmaya şahit oluyoruz. Ama o her zaman tematik olarak küratörün e, düşündüğü sergi neyse ona Türkiye'den kim dahil oldu, ona kim uydu gibi bir şey oluyor. Ama biz hiçbir zaman böyle bir sürü Türkiye'den sanatçı ne yapıyordu o sıradayı görmüyoruz. O yüzden de böyle bir şey yapmak istedim. Kesinlikle. Bu noktada zaten seni söylediği şeylerden de yola çıkarak şu da ben tartışmaya açık bir mesele ki 2013-2023 arası politik anlamda, kültürel anlamda, siyahat anlamda Türkiye'de de Avrupa'da da dünyada da çok hareketli geçmiş bir tarihsel süreç aynı zamanda. Ee, Fransa'da Macron'un yaptıkları, Amerika'da Donald Trump, ardından Biden, e, Rusya'da zaten Putin, Irak, Suriye savaşlarına ek olarak Ukrayna'daki kriz, Azerbaycan, Ermenistan arasındaki gerilim savaş. Dolayısıyla bütün bir dünya büyük bir kırılmanın içerisinde hı hı. E, Türkiye'de de buna paralel bir şekilde göç krizi, ekonomik kriz, e, siyasal kriz birçok farklı başlık var. Öte taraftan Türkiye son 10 yıllık süreçte birçok seçim geçirmiş bir ülke. Referanduma gitmiş, Cumhurbaşkanlığı sistemi geçmiş, ülkeyi yönetme biçimini değiştirmiş. Birçok e, alt başlığı olan bir e, tarihsel süreç. Dolayısıyla senin de işaret ettiğin gibi bu 10 yıllık sürece Salt sanatçılar neler yaptı, nasıl işler üretti, hangi açılardan yaklaştı bu 10 yıllık sürece bunu ortaya koymak da bence çok kıymetli. Peki bu bağlamda özellikle bu sanatçıları senin de belirttiğin gibi sen zaten birçoğunu kişisel olarak da tanıyorsun, işlerini de uzun yıllardır takip ediyorsun. Hı hı. Bu bağlamda bu 10 yıllık sürece baktığında hem bu sanatçılarda hem de belki daha genel bir başlık etrafında Türkiye'deki çağdaş sanatta bir kırılma, bir e, değişim veya bu 10 yıllık süreçte rahatladığın bir ivme e, kaybı veya tam tersi yükselmeti görüyor musun? Şöyle söyleyebilirim. Yani benim e, gözlemlediğim şeylerden bir tanesi şu oldu. Bence bu hepimiz için geçerliydi. E, gezi'den sonra e, hepimiz kendi pozisyonumuzu sorguladık ve yaptığımız iş hala geçerli mi ve onu yapmaya devam edebilir miyiz? E, ve farklı türlü yapabilir miyiz diye bence kendimize sorduğumuz bir dönem oldu. E, Sanatçılar için de çok zor bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Ee, başka bir kırılma noktası örneği de işte COVID. Yani bir sürü arkadaşımla konuştum. Hani sanat real dünyada aslında hiçbir e, ölçülebilir e, faydası olmayan bir iş. Ve bununla meş, meşgul olan insanlar ya da benim çevremdekiler, ben dahil çok faydasız hissettik kendimizi. E, o yüzden böyle şok anları bence çok e, kültürel alanda çalışanları bir, çok etkiliyor. İki, aslında ne kadar mesafe alıp bakmamız gerektiğini ve bizim e, hani ilk tepki veren olmadığımız, yani işte ne bileyim Covid'de işte medikal olarak ilgilenenler, işte Başka politik olaylarda daha bununla angaje işler yapan insanların, işte STK'larda çalışanların, daha reel güncel dünyayla ilişkisi olanların belki daha elle tutulabilir etkileri oluyor. Bence hepimiz biraz daha politize olup daha günlük, ölçülebilir, fark yaratacak şeyler yapmak istedik. Ama sanatın buna uygun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve o yüzden o tür yapılan işlerden ben açıkçası uzak durdum çünkü estetik mesafenin önemli olduğunu düşünüyorum. Hem yaşanan şeye zamansal olarak mesafe almak gerekiyor, hem üstüne düşünmek gerekiyor, hem de ne sanatçının ne küratörün kendi politik konumunu sadece açıklamak üzerine iş yapmasını yeterli bulmuyorum ya da hani sanatın Meskesisin ne olduğunu düşünmüyorum. Her zaman biraz daha ucu açık, um, uzaktan bakan daha eleştirel bir mesafeden bakabilen um, ve o bir oyun alanı yani um, açıkçası ben kendimle bu konuda dürüst olmak istiyorum. Bu bir fikirsel de egzersiz, estetik de bir egzersiz, malzemeyle deney yapma anlamında da bir egzersiz. O yüzden. Biz bazı fikirlerle ve malzemelerle oyun oynayan insanlarız. Öyle var olmayı seçmiş insanlarız. Belki bütün sanatçılar buna katılmaz. Ama e, reel politikle haşır neşir olan insanlar değiliz. Buna sadece farklı şekillerde dokunabiliriz diye düşünüyorum. O yüzden hani bahsettiğin şeyler hepimizi çok etkiledi. Bu e, sergide üretim olan insanları da çok etkiledi. E, ama onun yaklaşma şekli, şekli belli bir Şiirsel mesafe diyeceğim. Hepsi şiir lafını sevmeyebilir. Beraber çalıştığım sanatçıların ama işte bu katalog metninde de söylemeye çalıştığım gibi sanatın bir kol mesafesinden yaklaşan işler de diğer bir filtremdi benim. Ama bu sadece böyle üretimler oldu demek değil. Tam tersi bence çok daha didaktik, çok daha pozisyonunu... E, açık etmek isteyen, çok daha gerçek dünyaya karışmak isteğiyle yapılmış işler de oldu. Ben onlara kendimi yakın hissetmediğim için onları seçmedim. Bu tür işlerin sözcük dağarcığında nasıl bir değişim oldu ya da e, bütün sanatlardan konuşmak çok zor bir şey. Tabii ki öyle yapamayız ama benim kendi fikrim e, işte bu başlığın ikinci kısmında söylediğim soyutlamalar, imalar, mütellalalar e, Soyutlama fikrinin çok farklı bir şekilde kullanılmaya başlanması. Yani sergide bir sürü soyut renk ve şekil var. Aslında formal bir sergi. Yani baktığım zaman formla çok uğraşan bir sergi. Bu font üzerinden olsun, renk üzerinden olsun, işte geometrik formlar üzerinden olsun... ...bir sürü sanatçının işinde ve birbirine bağlayabileceğin formal özellikler var. Ama o soyutlamaların hepsinin altında... ...fikirsel bir alt plan var. Yani bu sanat tarihinde işte... ...1900'lerin başından itibaren... reel dünyadan kaçış olarak soyuta gitmek değil de... E, reel dünyayı dönüştürme ihtiyacı duyduğu için... onu ...ondan soyut dille bahsetmek. E, bir tane gördüğüm bir tandans bu. E, o yüzden başlıkta o var. İma... E, ...hepimizin biraz yapmaya başladığı bir şey bence. E, çok açık konuşamadığımız şeyleri... Karşımızdakinin de anlayacağını bildiğimiz için e, ima ediyoruz e, ve başımızı derde sokmayacak şekillerde söylüyoruz. E, mesela biraz önce bahsettiğin Hale Tengir'in e, Üç Maymun videoları bence buna çok çok iyi örnek. E, mütala da işte bu bahsettiğim e, biraz böyle e, düşünerek ve uzaktan yaklaşma, biraz daha geri durma, sonradan hareket etme e, o benim sevdiğim yaklaşım olarak tanımlamaya çalıştığım şeye kullandığım kelimeydi. Ben böyle bir filtreyle bir araya getirmeye çalıştım. Son 10 yılda olan bir tane. Tabii ki eksikler var. Yani işte Suriye, göçmenler, hareketlilik, Daesh hayatımıza giren başlıklardan bazıları sergide var birebir. Bazıları da yok. Hepsini e, kapsamak bence mümkün değildi. Hem mekansal olarak hem bütçesel olarak hem de ansiklopedik bir çalışma yapmıyorum. Başka biri de bu 10 yılla ilgili başka bir sergi yapsın. Buna eklensin. Karşılıklı konuşsunlar. E, çünkü benimki tekil bir bakış açısı sonuçta. Kesinlikle bu zaten bir temsil tergitleri değil. Türkiye'de 10 yılda bunlar 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 oldu. İşte bunlar bunlar da onlarla örtüşen işler gibi bir bakış yok burada ki zaten <laughs> Dediğin gibi o estetik yaklaşımı belki bu tına şiirsel yaklaşımı sağlayan da bu. Bir noktada ben şuna da değinmek istiyorum. Bu sergi Bursa'da imalathanede gerçekleşiyor. Hı hı. Mekan tercihi, galeri tercihi, burada şehir tercihi de yine bence üzerine konuşulması gereken bir mesele. Çünkü hı hı. bu sergi İstanbul'da yapmak, Ankara'da yapmak, İzmir'de yapmak, Bursa'da yapmak birbirinden farklı anlamlara gelebilecek aslında. Hı hı. E, mesajlar, yapılar da içerisinde e, barındırıyor. Sen Başlarken zaten bir imalathaneye bir çentik atmıştın oraya bir sergi sunduğunda. Peki bu sergiyi burada da imalathanede yapmak senin için nasıl bir anlam ifade ediyor ve hani bu süreç nasıl gelişti? Ee, yani ilk başta şeyi söyleyebilirim. Şehre göre üretilmiş bir içerik değil. Ee, daha çok mekanı göz önünde bulundurarak yaptığım seçimler var. Ee, mekanla özel e, uygulamalar yaptığımız zaman ama bence bu sergi Ankara'da da olabilir, İstanbul'da da olabilir. Yani o anlamda şehirler arası o tür bir filtreleme yoktu e, işleri seçerken. E, İmalathane özelinde seçimler var. E, bir kere bence ilginç bir şekilde çok garip bir m, yokluk alanını kaplıyor açtıkları bu kadar genç mekan. E, o da orta ölçekli kurum olmak e, bence. Büyük ölçekli kurumlarımız var, işte müzelerimiz var, araştırma merkezlerimiz var. Bunlar ne yazık ki biraz daha hantal kurumlar. Ben daha önce Salt'ta çok uzun süre programcılık yaptım. Mesela oranın orta ölçekli olması düşünülüyordu ve aramızda konuştuğumuz şey biraz daha çevik bir kurum olmak, daha hızlı hareket edebilen ve olan biteni cevap verme imkanı olan bir kurum olmak. Ama bence öyle olamadı. Ee, o yüzden bu büyük kurumlar var. Bir de çok bağımsız, çok küçük kurumlar var ve ortası boş. Ee, yani hem büyük e, ve böyle akılda kalıcı tecrübe yaratabilecek kadar e, güzel bir mekanı var e, imalathanenin. Hem de hızlı hareket edebiliyor. Çünkü genç, e, genç bir tarafından kurulmuş bir yer. E, hem iddiası var hem de e, daha tam yaptığı şey tanımlı olmadığı için biraz esnekliği de çok fazla bir yer. E, o yüzden bence çok güzel bir alanı kaplıyor. E, o yüzden hem de e, Bora ve Murat'ın yaklaşımlarına da kendimi yakın bulduğum için e, Bursa oldu. Şahane. E, peki biraz da tergide yer alan sanatçılara değinmek istiyorum. Bir çok, bu bir grup dergi zaten ve Hı -hı. her katta farklı sanatçılarla. Ki daha sergiye girmeden binanın zaten cephesiyle başvururuz bir sergiye. <laughs> İçeride her bir katta farklı türde işler var. Videolar var, dediğin gibi kara kalemler var, sesler var. Birçok farklı sanatçı ve birçok farklı disiplinden işler var. <laughs> Peki bu sanatçılara, bu sanatçıların sergide alan işlerine nasıl karar verdin? Ve bunları bir araya getirirken, sergi alanına, imalathaneyi yerleştirirken nasıl bir süreç yaşandın senin için? Evet. <laughs> Yani her şey birbirinden, yani bütün işlerin sergide oluş şekli birbirinden farklı oldu aslında. Ee, birkaç tanesi zaten aklımda olan işlerdi. Ee, Hakan Topal'ın e, işi özellikle e, depoda daha önce gösterilmiş bir iş. E, ve e, kel kuşlarının e, Palmira'da eş tarafından e, istila edildiği zaman... E, Birecik'e doğru normal göç yollarını takip ediyorlar ve Birecik'te zaten var olan bir kuş koruma merkezinde bu sefer tutuluyorlar. Yani hem kendi iyilikleri için tutuluyorlar ama bir anlamda hapsedilmiş oluyorlar. Ve Hakan'ın o kuşların hikayesi üzerinden devlet, göç, savaş, bütün bunlardan bahsedebiliyor olması, o yaklaşımı belirlememde benim için çok yol gösterici oldu açıkçası. Mesela Hakan Topal'ın işi bu şekilde yani ilk sergide olmasını istediğim işlerden bir tanesiydi. Ee, onun dışında diğer işler zaten diyalogda olduğum sanatçılara bazen sergiden ve ne gösterm, ne tür bir sergi yapmak bahsettiğimde onların önerdikleri işler oldu. Ee, mesela Özlem ve Mustafa'yla böyle çalıştık. Onlar o zaman e, Tarabya'daki e, Kültür Akademisi'nde misafir sanatçı olarak bulunuyorlardı. Ee, mesela bu sefer onlar bana öneride bulundular. Bence bu işlerimiz, bu senin bahsettiğin sergiye uygun olabilir dediler. Sonra ben onlara mesela duvar işini acaba cephe yapabilir miyiz? Yani bazı şeyler tabii ki diyalogla e, dönüşüyor. E, Burak e, Kabadayı'nın e, işi, Burak orada Kalsın, e, yukarı katta e, 26 ses ve e, kalıptan oluşan bir iş. E, ben daha önce görmemiştim. ...o işi ama altta da sergilenmiş... ...kısa bir süreliğine... Ee, ...onu da Burak'la konuşurken... ...beni çok heyecanlandıran bir iş oldu... ...yani klasik bir stüdyo ziyareti sırasında... Ee, ...onunla mesela ben şey yaptım... ...tamam bu kesin... Ee, i̇lginç bir şekilde... ...onunla tam yan yana koyduğum... ...Deniz Aktaş'ın çizimleri... ...ben Deniz'e daha önce sergi yapmıştım... Ee, ...o yüzden aslında Deniz'i... ...davet etmemeyi düşünüyordum... ...çok yeni beraber çalıştık diye... Ama Buraktan aslında o surdaki kalıpları almaya Denizle gittiğini öğrendim. O yüzden bu sefer o ikisini konuşturmak bana güzel geldi çünkü Deniz'in çizdiği manzaralarda Diyarbakır'da çektiği fotoğrafları kompozit bir şekilde birleştirerek genelde yaptığı kara kalem çalışmaları oluyor. Onların mesela Buran işi üretilirkenki birliktelikleri bir çeşit başka birlikteliğe dönüştü serginin içinde. Başka kimden bahsedebilirim? Hale Tenger Aslında benim çok yakın bir küratör arkadaşım bana hatırlatmada bulundu. Ben şeyde zorlanıyordum. Yani 2013'ten nasıl bir iş koyabilirim? Geziden önce bir şey olmasını istiyorum. Çünkü aradaki farkı ve belki kırılma noktasını anlatacak bir şey olsun diye. O da bana şeyi hatırlattı. Hale Hanım Ocak 2013'te Arter'de böyle tanıdıklarım var 3 işini göstermişti. Ve onun yazısını ben yazmıştım. Ama tabii ki böyle tanıdıklarım var çok büyük bir iş ve tek başına imalatan değil, tek başına gösterilebilecek kadar büyük bir iş. Ee, şimdi Arter'in koleksiyonunda e, Hali Hanım'la da konuşurken da dedi ki ben tam ondan sonra başka bir iş yapmıştım aslında. Böyle işte görmeyen, duymayan, düşünmeyen e, maymunlar üzerine ve böyle çok e, keyifli bir şarkı o animasyonun üzerine geliyor. Aslında o böyle tanıdıklarım vardı yaptığı arşiv araştırması 1950'lerden beri yani neredeyse 70 yıldır süren bir devlet şiddetinin hiç bitmediğini gözler önüne seren bir işti. Ve buna ne kadar kayıtsız kaldığınızla ilgili bir iş yapmak istediği için bu üç maymun işini yapıyor. Ve onu yaptıktan hemen sonra gezi oluyor. O da o yüzden bu sefer kendi işini Güncelleme gereği duyuyor. E, hatta başka sergilere o e, animasyonu göstermeyi söz vermişken gösteremeyeceğini çünkü koşulların çok değiştiğini söylüyor ve geri çekiyor işini. Ama diğerini üretmesi de uzun sürüyor. O da umut soru işareti başında ve sonunda ters düz olan e, gene aynı üç maymun animasyonu var ama bu sefer işte görmüyorum, duymuyorum, düşünmüyorum değil. E, kolları havada bunlar biraz daha aktif maymunlar. Ee, ve arkada da e, Hale Tenger'in e, protestolar sırasında yaptığı ses kayıtlarından e, sloganlar duyuyoruz. E, aslında o iki videonun arasındaki boşluk e, benim için o kırılma noktasını hem Hale Tenger için tanımlıyor hem de benim için tanımlıyor. O da mesela ondan çıkan bir öneriydi. O videolardan bir tanesini göstermeyi önerdi. Ben de o zaman ikisini birden koyalım dedim. Yani hepsi için farklı bir şey anlatabilirim. E, İnci'nin, İnci, inci Forni'nin e, yerde olan e, engeller e, işi e, dikey ve yatay e, çizgilerden oluşuyor. Çok basit bir iş aslında. E, o da e, şehirde yürürken karşılaştığı yani hem e, görsel anlamda engeller hem de geçemediğimiz ve ötesini göremediğimiz şeye dair engeller üzerine e, hem de bir yandan parmaklık gibiler. E, o yüzden de bir şey ifade ediyor bence. Bizim koyduğumuz boy, boy billboard boyunda. O aslında şehirdeki görsel engelleri birazcık referans veriyor ama başka bir tür, bir sürü engel olarak algılanabilir. Son zamanlarda hayatımızda yaşadığımız sosyopolitik engeller olarak da düşünebiliriz. Ama renkli olmaları da benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir yandan da hala içinde bir çeşit umut barındırıyor. Bu benim yorumum. İnci onları bunu düşünerek yapmamış olabilir ama sergide benim koyduğum yer ona göre işte onun konuştuğu sağında ve solunda yer alan işler Ahmet Doğu e, siyah e, kareleri onlar da e, günlükler olarak günde bir tane e, siyah suyla yaptığı e, kareler e, mesela onları da 2018 sırasındaki 156 gün boyunca yapıyor. O zaman yaşanan böyle karanlık ruh hali ve baskıcı dönemle ilgili olarak Ondan hemen sonra gelen Cevdet'in duvardaki A, A A A işi de aslında onun Antwerp'te yaptığı ve Belçika'ya bir tepki olarak ya da orayı okuyarak oradan aldıklarıyla yaptığı bir iş. Onu ben manipüle ettim diyebiliriz. Yani ben sergimde tamamen başka bir bağlam içinde, başka bir şekilde kullandım. Sağ olsun da izin verdi. o benim için daha böyle haykırış gibi bir şey. Ama a bir şaşkınlık gündemi de olabilir. Yani onun da okumaları hala açık. o yüzden herkese çalışma şeklim çok farklıydı. Kesinlikle bir de zaten bütün bu örtüşmeleri, bağlantıları, bu imaları, imaların, mütalaların, soyutlamaların senin için ne anlama geldiğini senden dinlemek de bence çok kıymetli. Ki e, bunları dinledikten sonra sergiye bir daha bakıldığında çok daha farklı okumalarda yapılabileceğini bir de hatırlatıyor tekrar. Ben son olarak şuna da değinmek istiyorum aslında. Sergideki sanatçıların bir kısmı artık sanatının belki dirvetine ulaşmış, bayağı bir olgunluk çağına gelmiş, artık sanatının nereye evrildiği e, belli, izlediği yol takip edilebilir. Bir kısmı da daha yeni, yeni e, daha sanatının belki yolun başında, e, üretimlerin sürekli değişen, farklılaşan sanatçılar. E, bu anlamda bu kuşaklar arası mesele, onları bir 10 on yıllık terki çerçevesinde bir araya getirmek, hı hı. E, senin nasıl etkilediği, onların işleri ve sanat pratikleri arasında belirli örtüşmeler veya Nıttıklar görebildin mi? O aslında benim kurmaya çalıştığım bir dengeydi ve fark etmene çok sevindim. Yani böyle ağır toplar var tabii ki ama ben benim gözlemlediğim şey sanatçılar da böyle grup sergilerinde beraber göstermekten hem bir şeyler öğreniyorlar hem birbirlerini tanımaya da bazen e, olanak sağlıyor böyle sergiler. E, hem birilerini yukarı çekerken birilerini de belki güncelliyor. O yüzden böyle jenerasyonlar arası konuşma bence güzel bir şey. Yani hem işlerin konuşabiliyor olması hem de sanatçıların bir araya geldiğinde konuşabiliyor olması. O benim dikkat etmeye çalıştığım bir şeydi. E, başka ne söyleyebilirim bu konuyla ilgili? hem birbirleriyle e, yani olgunluk yani sanatta böyle bir de şey var onu çok doğru bulmuyorum işte. Ne bileyim 35 yaşında hala genç sanatçı diyoruz. Ya da bir 10 yıl sonra onlara kariyer ortası retrospektifi açılabiliyor falan. Yani sanatta o zaman kavramı çok kaygan zemin bence. Çok tartışmaya açık bir meta zaten. Evet. Yani üretim de yani bazıları çok daha hızlı ve çok üretiyorlar. Bazıları çok daha yavaş üretiyorlar. Ama bence bu yaptıkları işle ilgili bir şey söylemiyor. Belki de katalogda yaşlarını yazmamak lazım. Bilmiyorum yani. O konuda biraz düşündüm. Onu paylaşan sanatçılarınkini koydum. Paylaşmayanlarınkini koymadık mesela yaş olarak. Ee, onu çok önemli bir veri olarak almamak lazım. İşlerin kendine bakmak lazım diye düşünüyorum aslında. Kesinlikle zaten sergiyi bence bu kadar dediğin gibi daha homojen mi diyeyim nasıl tanımlamak gerekir ama daha dengeli tutan en önemli şey bence bu. Süper öyle düşünmene çok sevindim. Çok teşekkürler Duygu bugün benimleydin. Ben teşekkür ediyorum. Bugün İstanbul Happy, Hepim, İstanbul Happy Meeting grubu tarafından hazırlanıp bulan Şehir Happy Meeting programında Duygu Demir ile beraber Bursa'daki imalathanede izleyicilerle buluşan sergi üzerine konuştuk. Büyük bir grup sergisi 2 Aralık tarihine kadar izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Çok teşekkürler.